Herkese merhabalar arkadaşlar. Emek Sandığım YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz bebek pateyinin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok güzel bir model. Ben çok severek gördüm. İnşallah sizler de sever ve örersiniz. Yapılışı çok basit arkadaşlar. Bir günde yani bir oturuşta bir çift patik yapabilirsiniz bu şekilde. Şöyle fiyonk koyarsanız kız çocukları için kullanabilirsiniz, kız bebekleri için. Fiyonk çıkarırsanız erkek bebekler için kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Yapılışı çok basit, çok güzel bir model. Bir tanesini şöyle diktim. Ayak mankenine taktım arkadaşlar. Bitiş halini hep beraber görelim. İki tane fiyonk yaptım. Şöyle bir parça yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir örgü yapıyoruz. Sonra bunu dikiyoruz arkadaşlar. Hemen hep birlikte şimdi patiğimizin yapılışına başlayalım. Başlamadan önce destek için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Takıldığınız herhangi bir yer olursa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Hep birlikte şimdi patiğin yapılışına başlayalım. 0-6 ay bebekler için ben ölçü vereceğim. Daha büyük yapmak istiyorsanız zincir sayınızı arttırarak devam edebilirsiniz. Şunun için ben 30 tane zincir çektim arkadaşlar. Hemen ipimi aldım. Şöyle örgümü kenara alıyorum. Şöyle. Beş numara 3 milim tığ ile öreceğim. Toplamda 30 tane trabzan olması gerekiyor arkadaşlar. Toplamda 30 trabzan için 32 tane zincir çekeceğim ben arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bir tane fazla yaptım arkadaşlar. 31 olması gerekiyordu. Şimdi başına doluyorum. Bir zincir atlayıp ikinci zincirimin içine batıyorum. Üç tane ilmeğim var. Üçünü tek seferde çıkarıyorum. Yarım trabzan yaptım arkadaşlar. Başını aldım. Bakın zincir arasına batıyorum. Tek seferde çıkardım. Toplamda 15 tane bu işlemi yapıyorum. 15 tane yarım trabzan. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane yaptım. 15 tane de sık iğne yapacağım arkadaşlar. Bakın 15 tane de başına dolamadan direkt. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ne olur ne olmaz bir tane zincirde fazla yapmıştım onu bıraktım bakın şöyle burada bir tane zincir çekiyorum ve çevirdim. Bakın şu üst kısım zincir gibi görünüyor. İki kanadı var. Başını almadan birinci kanadın içine sık iğne yaptığım 15 tane sık iğnenin üzerine yine sık iğne yapacağım. Ama tepeden batarak yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Sık iğne yaptığım yere kadar yani 15 tane sık iğneyi şöyle tepeden batıyorum. Dış kanattan öndeki kanadı alarak bakın ortadan dışa doğru batarak. Şöyle sık iğne yapıyorum. Toplamda
toplamda 15 tane sık iğnemiz var. 15 tane sık iğne yapıyoruz. Sık iğnelerin üzerine sık iğne, yarım trabzanların üzerine yarım trabzan yapıyoruz. Farklı bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Buraya kadar sık iğne yapmıştım. Bu geri kalan kısmı yarım trabzan olarak tamamlıyorum. Bakın başını aldım. Tepeden battım. Tek seferde topladım. Şöyle. Kısa bir süre sonra eğer istek alırsa takım olsun diye ben bere yapmayı da düşünüyorum bu modeli arkadaşlar. Bu modelin beresi gerçekten çok güzel. Benzerini yapmıştım fakat aynı trabzan sayısıyla aynı şekilde yapmamıştım. İstek alırsa en kısa zamanda inşallah, eğer sevilirse, sorulursa beresinde yapmayı düşünüyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çekiyorum. Bakın yine yarım trabzan üzerine yarım trabzan, sık iğne üzerine sık iğne yapacağız. Başını aldım. Tepeden dışa doğru tekrar batıyorum. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar ilk 15 taneyi yarım trabzan, son 15 taneyi sık iğne olarak tamamlıyoruz. Saymama gerek duymuyorum arkadaşlar. Saymıyorum ben. Çünkü yarım trabzan yaptığım yere kadar biliyorum. İsterseniz sayabilirsiniz. İsterseniz araya ayraç takabilirsiniz. Evet, 15 tane yaptım. Şimdi 15 taneyi de sık iğne olarak yapacağım. Şöyle. Burada bir zincir çekiyorum, tekrar döndüm. Bakın yine 15 tane sık iğne, 15 tane yarım trabzan, tepeden dışa doğru batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Toplamda şöyle sayalım kaç diş yapmamız gerekiyor. Şöyle her bir dişimiz, bakın şöyle saydığımız zaman her bir dişimiz 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. 14 ya da 15 yapmıştım diye hatırlıyorum. Hep beraber bir sayalım arkadaşlar. Şu taraftan sayalım ya da şöyle. 14 ya da 15 diye hatırlıyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 diş sıra yapmışım. Her bir dişimiz 2 sıradan oluştuğu için toplamda 30 sıra trabzan örmüşüm ben arkadaşlar. Şimdi 4. sırayı yapıyoruz. Üzerine 26 sıra daha yapacağız. Yani şu diş sayılarımızın 15 olması gerekiyor. Bakın şöyle baktığımızda 2. diş sırasını yapıyoruz. Evet, şimdi hemen ipimi ben iğneme geçireceğim. Hep birlikte şöyle dikelim arkadaşlar. Şöyle iğnemi geçirdim arkadaşlar ipime. İstediğiniz taraftan örebilirsiniz, dikebilirsiniz. Her iki tarafı aynı. Şöyle eşit bir şekilde iki tarafı yan yana koyuyorum. Bakın her iki tarafın dış kanadından alarak şöyle arkadaşlar dikmeye devam ediyorum. Bu şekilde dikeceğim. Bakın sadece dış kanatları alıyorum. Aşağıya kadar aynı şekilde öreceğiz. Aşağı kısmı da aynı şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Bir kısmını gösterip gerisini size bırakacağım. Çok fazla video uzatmayı sevmiyorum arkadaşlar. Fakat takıldığınız bir yer olursa sorarsanız yardımcı olurum. Videoları videolardaki mesajları arkadaşlar gördükçe, yorumları gördükçe dönüş yapıyorum. Elimden geldiğince ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum.
Kitleyi biraz atlatabilirsiniz, videoyu ileri alabilirsiniz. Çünkü aşağıya kadar aynı işlem olacak. Şimdi bu şekilde aşağıya kadar dikeceğiz. Bakın hiçbir şekilde dikişim belli etmiyor. Her iki tarafı da aynı zaten. Bakın. Aşağıya kadar dikelim. Şu topuk kısmına kadar. Topuktan sonra burun ucuna kadar aynı şekilde dikmeye devam edelim. Son olarak şöyle bir tane fiyonk yapıp üzerine diktikten sonra patiğimiz tamamen bitiyor arkadaşlar. Hemen dikip dönüyorum. Sıra sonuna kadar diktim arkadaşlar. Şöyle patiğimizi ters yönü içe alalım arkadaşlar. Çeviriyorum. Bakın. Şöyle baktığımız zaman çok patik gibi durmuyor. Şunu da ben tığ yardımıyla içine koyacağım. Şöyle bakın. İsterseniz şuraya bir bağcık yapabilirsiniz. Şöyle durabilir. Hemen diğer ayak mankenimi alıyorum. Bakın bu patik modeli de arkadaşlar. Eski videoların arasında var. İsterseniz izleyebilirsiniz. Çok güzel bir patik modeli ve çok kolay. Çok çabuk ilerleyen bir model yine bu da. Bakın. Daha önceki videoların arasında bulabilirsiniz örmek isterseniz. Sizlere de örnek olsun diye göstermek istedim. Hemen şöyle geçiriyorum. Tabii ayak mankenim birazcık küçük. Şöyle bot şeklinde oluyor bu zaten. Şöyle üst kısmını kıvırıyorum. Kıvırdıktan sonra bakın tam şu ortasındaki çizgiden şöyle şu fiyonk yaptım. Fiyonk arkadaşlar. Şuraya dikeceğim ben. Şöyle dikeceğim. Bir tane fiyonk hep beraber yapalım. Ondan sonra yerisini size bırakacağım arkadaşlar. İsterseniz şöyle kesebiliriz. Şöyle. Hemen bir tane fiyonk göstereceğim sizlere. Beyaz ipimi aldım. 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir değil, ikinci zincir arasına şöyle sık iğne yapıyorum. Bir sonraki zincir arasına bir sık iğne. Toplamda 8 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, şu 8'i yaparken şu ipimi de şöyle içe alıyorum. 8. Bir zincir çekiyorum. Şimdi tekrar her sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Yine 8 tane sık iğnemi tamamlıyorum burada. Her sık iğne üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Toplamda 3 sıra yapıyorum. Bir zincir çektim ve döndüm. Sıra sık iğne yaptıktan sonra ipimi keseceğim arkadaşlar. Bir zincir çektim. Şöyle ipimi buradan kesiyorum. Şunu aradan geçiriyorum hemen. Şu ipimin ucunu arkadaşlar arkaya doğru şöyle birkaç yerden geçiriyorum. Ve ipimi kesiyorum buradan. Bakın şöyle yaptım. Biraz şöyle beyaz ipimden birazcık kesiyorum ben. Şöyle halka şeklinde aldım. Şunu içine koyup tam ortalıyorum. Bakın bir ipim aşağıda, biri yukarıda. Şöyle bir kere üsttekini üstten çeviriyorum. Bir de alttakini yukarıdan çeviriyorum. Arkadan iki tane şöyle düğüm atıyorum arkadaşlar.
Evet, bu şekilde. Fiyonk yapmış olduk arkadaşlar. Evet, patiğimiz bu kadar basit, çok kolay, çok güzel bir model. Bir oturuşta yapabilirsiniz. Dediğim gibi şunu dikmedim ben. Videoyu kapattıktan sonra dikeceğim arkadaşlar. Modeli beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz kanalıma destek için ücretsiz abone olmayı unutmayın. Böyle kolay ve çok güzel patik modellerin devamının gelmesini istiyorsanız yorum kısmına yazarsanız devamı gelir inşallah arkadaşlar. Sizin de desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Modelimi beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.